Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman Ayetleri programımızda yeni bir sureye başlayacağız. Saat suresi ve bu surenin 1-14. ayetler arasını değerlendireceğiz. Saat suresi Mekki surelerden, yani hicretten önce nazil olan surelerden. Allah-u Teala burada Hazreti Davud, Hazreti Süleyman, Hazreti Eyüp gibi peygamberlerin kıssalarından anlatıyor ve daha dinin temel meseleleriyle alakalı bir kısım mesajları bize bildiriyor. Şöyle ki, saat vel Kur'ani zikr. Saat hurufu mukatta'dan, yani nasıl ki elif, lam, mim, hamim gibi harf olarak okunan sure başları var. Bu da onlardan bir tanesi. Doğrudan manası şudur demek zor. Allahu alem bir sevap. Doğrusunu Allah bilir. Allahu alem bi muradihi bi zalike. Bundan muradının ne olduğunu en iyi Allah bilir. O manada değerlendiriliyor. Alaküllü hal bunlar peygamberimizle Allah arasında bir şifre gibi. Allahu Teala Kur'an'ın o ilk muhatabına bir kısım mesajları bu şekilde kısaltılmış bir şekilde de veriyor. Türkçe'de bunun misali mesela TC diyoruz. Türkiye Cumhuriyeti. TBMM diyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi. Bunlar birer kısaltma olduğu gibi ayet sure başlarındaki 29 sure başında geçen bu gibi ifadelerde de Allah ile peygamberi arasında bir şifre gibi peygamberin anlayacağı manalar olduğu söylenebilir. وَالْقُرْآنِ ذِذِّكْرِ Zikirle dolu olan Kur'an'a yemin ederim ki. Burada Kur'an'ın zikirle dolu olması, şanının yüce olmasını ifade edebilir. Veya Kur'an-ı Kerim'in şerefini, itibarını ifade edebilir. Zikir kelimesi her iki anlamda da kullanılabilen bir kelimedir. Ve huruf-u mukatta'dan sonra, bu gibi harflerden sonra genelde Kur'an-ı Kerim'le alakalı bir ayet peşinde geliyor. Demek ki bu harfler Kur'an'ın mucizeliği ile alakalı bir manayı da ifade etmekte. Belillezine keferu fi izzetin ve şikak. Doğrusu o inkar edenler bir izzet ve şikak içindeler. İzzet yani bir kibir. Onu kabul etme noktasında bir tekebbür içindeler. Kabullenemiyorlar. Ve aynı zamanda bir şikak, bir muhalefet içindeler. Yani onlar karşı şıkta, karşı tarafta yer alıyorlar. Ve Kur'an-ı Kerim'e muhalefeti kendilerine adeta bir düstur edinmişler. Kem ehlekna min qablihim min qarn. Biz onlardan önce nice nesilleri helak ettik. Fenadev, onlar nida ettiler. Felaket kendilerine geldiğinde, o azap kendilerine geldiğinde nida ettiler. Ve la tahina menas, ama artık zaman kurtuluş zamanı değildi. Yani iş işten geçtikten sonra Bade Harabil Basra, artık her şey olup bittikten sonra kalem yazacağını yazmış, hüküm gerçekleşeceği sırada aklımız başımıza geldi dediler. Ama o anda akıllarının başlarına gelmesi onları kurtarmıyor. Nasıl ki bir insan da ömür boyu imtihan edilir ama can boğaza geldiğinde artık gerçekleri görebilir. O anda iman ettim demesi ona bir fayda sağlamaz. Onun gibi milletler de helaketi hak ettiklerinde, başlarına bir felaket tam geleceği sıra, tamam artık aklımız başımıza geldi deseler, bu onlardan kabul edilmez. Ve acibu en ca'ahum munzirun minhum, onlar kendi içlerinden bir uyarıcı gelmesine hayret ettiler. Burası özellikle Mekke müşriklerine bakan ciheti. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam onlardan bir fert, onların içinde bir insan ve daha evvelinde 40 yaşına kadarki hayatında onlara dini anlatmazken 40 yaşında Allah'ın dinini anlatmaya başlaması ve önlerindeki bir ahiretle, Allah'ın azabıyla onları uyarması kendilerine garip geliyor ve şaşıyorlar. Ve kâlel kâfirûne, kâfirler, inkar edenler dediler ki hâzâ sâhirun kezzâb, bu bir sihirbaz, bir yalancı. Haşa, peygamberle alakalı
Bu bir sihirbaz dediler. Peygamberin elinde bir takım mucizeler zuhur ettiğini gördüler ama bunları sihire verdiler. Bu bir sihirdir ve o da bir sihirbazdır dediler. Ve Allah'ın kelamı diye Kur'an-ı Kerim'den onlara bildirdiği şeylere de haşa bunlar yalandır, bunları Allah'a iftira ediyor dediler. اَجَعَلَ الْاٰلِهَةَ اِلَٰهَمْ وَاهِدَ İlahları bir tek ilah mı kıldı? اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ اُجَابٌ Bu gerçekten çok şaşılacak bir şey. Malum peygamberimizin ve daha diğer bütün peygamberlerin en temel davası La ilahe illallah. Allah'tan başka ilah yok. Ve bütün davalarının temelinde bu yer alıyor. Peygamber Efendimizin içinde bulunmuş olduğu toplum müşrik bir toplum. İşte onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorulsa Allah diyecekler. Kur'an-ı Kerim böyle anlatıyor. Yani Allah'ı bir şekilde kabul ediyorlar. İster istemez Allah'ı kabul ediyorlar. Ama araya aracı koymuşlar. Ve Kabe'yi, Allah'a ibadet için yapılmış olan Kabe'yi 360 tane putla doldurmuşlar. Ve bunlardan bir şeyler bekliyorlar. Bu tabi sadece İslam öncesi cahiliye Araplarının meselesi değil. Mesela Yunan mitolojisiyle alakalı kitaplara bakıldığında orada da adeta bir tanrılar sülalesi karşımıza çıkar. İşte tanrıların eşlerinden, oğullarından vesaireden bahsedilir. Ve yine eski Türklerin inancında yer tanrı, gök tanrı gibi değişik tanrılardan söz edilir. Mecusilerde en azından hayır ilahı, şer ilahı gibi birden başka bir ilah söz konusu. İşte tarih boyu tek Allah'a inanç yerine başka inançlar da söz konusu olabilmiş. Cahiliye Arapları, müşrikler, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın tek Allah'a davet etmesini hayretle karşılıyorlar ve diyorlar ki, o kadar ilahı bir tek ilah mı kıldı? Burada bir tek ilah bu alemi nasıl idare eder? Bu manada meselenin azametinden, büyüklüğünden dolayı bunu akıllarına sığıştıramamak da bulunmakta. Yani o kadar gökler, yeryüzü o kadar genişliğiyle, o kadar varlıklar, bütün bunları bir tek ilah mı idare ediyor? Bunu günümüzde de nice insan anlamakta zorlanır. Halbuki şöyle bir misalle ifade etmeye çalışayım. Mesela tümüyle elektronik eşyaların olduğu bir yerde full otomasyon bir fabrika düşünelim. Bir düğmeye basmakla fabrikanın bütün çarkları dönmeye başlıyor. Elbette oraya gelen bir karınca bu fabrikanın büyüklüğüne baktığında, diyelim bir şehir büyüklüğünde bir fabrika, bu fabrikanın gayet kolay bir şekilde idare edildiğini anlamakta zorlanır. Karıncanın aklı bunu anlamaya müsait de değildir. Ama biz biliyoruz ki bir tek düğmeye basmakla sistem kurulduktan sonra fabrika çok rahat bir şekilde çalışır. Ve Allah için zor diye bir şey yok. Allah'a her şey kolay. Yaratan elbette yarattığını bilir, yarattığını da idare eder. Bu açıdan baktığımızda وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٍ O her şeye kadirdir. Sonsuz bir kudretin sahibi. Ve Allah için zor diye bir şey söz konusu değil. Bu manalarla baktığımızda mesele son derece makuldür ve problem değildir. Ama bu inanç seviyesine gelmemiş olan kimseler bütün kainatın bir tek Allah tarafından idare edildiğini anlamakta zorlanırlar. Rivayetlere göre Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın o ilk döneminde Müslümanların sayısı işte henüz daha az olduğu zamanda Hazreti Ömer de Müslümanlar safına katılınca Mekke'nin müşrikleri Ebu Talib'in yanına varıyorlar. Ebu Talib Peygamber Efendimiz'in amcası doğrudan mümin olmadığı halde onu himaye ediyor. Ve diyorlar ki Müslümanların sayısı gittikçe artıyor. İşte senin yeğenin böyle kabul edemeyeceğimiz şeyleri söylüyor. Onu çağır, aramızı bul. Ve Ebu Talib Peygamber Efendimiz'i çağırıyor. Ve ardından da yeğenim diyor, bak Mekkeliler seninle anlaşmak istiyorlar. Ortak bir şeye gelin, anlaşın. Artık bu dava, aradaki bu problem bitsin. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam
Ben onlardan bir tek şey istiyorum diyor. Bunu söylesinler, kabul etsinler, meselemiz biter. Onlar da heyecanlanıyorlar, acaba nedir? Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, la ilahe illallah deyin, mesele bitsin diyor. Yani Allah'tan başka ilah yok. Bunun üzerine çok şiddetli tepki gösteriyorlar. Hatta oradan çekip gidiyorlar, ayrılıyorlar. Ve bu ifadeyi de kullanıyorlar orada. O kadar ilahı bir tek ilah mı kıldı? Bu nasıl bir şey olur diye reddediyorlar. وَانْتَلَقَ الْمَلَوْ مِنْهُمْ Onlardan önde gelenler ileri fırladı. اَنِمْشُوا Yani yürüyün. وَاسْبِرُوا عَلَى اَلِهَتِكُمْ İlahlarınıza sabredin. Yani tek ilah değil, sizin ilahlarınız var. Onları kabule devam edin. Bunu dinlemeyin. اِنَّ هَذَا لَشَيْءٌ يُرَادٍ İşte bu, murad edilen bir şeydir. Yani yapılması gereken işte budur. Siz de böyle yapın dediler. مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الْآخِرَةِ Son millette, son dinde biz böyle bir şey duymadık. Bundan murat Hristiyanlık olabilir. Çünkü İslam öncesi en ona yakın olan din başlangıcı itibariyle Hristiyanlık. Ve Hristiyanlıkta her ne kadar Allah inancı olmuş olsa da baba, oğul, ruhul kudüs tarzında bunu söylediklerinden yine de tam bir tevhid orada görülmüyor. Ve bu Mekke müşrikleri de işte son gelen dinde de biz böyle bir şey görmedik. Muhammed bunları nereden çıkarıyor diye bu şekilde ifade ediyorlar. İn hâzâ illâ ihtilâk bu ancak bir uydurmadır. Gerçek değildir dediler. Unzile aleyhi zikru min beynina. Bu da peygamberimizin peygamberliği ile alakalı bir şüpheleri. Diyorlar ki zikir bizim aramızdan ona mı indirildi? Yani Allah peygamber olarak onu mu gönderdi? Yani niye başkasını göndermedi? Onlar kendi kabullerine göre işte Mekke'de falan veya Taif'te filan şahıs gibi bir takım daha böyle kalburüstü kendilerine göre seçkin gördükleri kimseleri eğer peygamber olacaksa onların olması gerekirdi. Allah niye Muhammed'i seçti ki? Bu manada itirazları oluyor. Belhum fi şekkin min zikrim. Onlar benim zikrimden bir şek içindeler. Burada benim zikrim Kur'an'ım anlamına gelebilir. Yani Cenab-ı Hak onlar benim gönderdiğim kelam olan Kur'an hakkında bir şek içindeler, bir tereddüt içindeler. Bunu ifade etmiş olabilir. Veya beni anmaktan bir şek içindeler, bir tereddüt içindeler. Bel lemme yezugu azabe. Doğrusu onlar henüz benim azabımı daha tatmadılar. Yani inkarlarından dolayı onlara azap gelecek. Azap geldiğinde akılları başlarına gelecek. Ama o anda kabul ettik demeleri kendilerine bir fayda sağlamayacak. İşte Bedir'de müşrikler mağlup oldu. Diğer alemde de cehennemde daha evvelinde kabirde azaplarını, cezalarını görecekler. Gördükleri zaman Kur'an hakmış, peygamber hakmış, ahiret hakmış bunları bilecekler. Ama azabı tattıktan sonra bunu bilmeleri kendilerine bir fayda sağlamayacak. اَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَز۪يزِ الْوَهَّابِ Yoksa aziz, vehhab olan Rabbinin rahmet hazineleri onların yanında mı? Yani peygamberlikle ilgili taksimi onlar mı yapıyor? Yani Allah dilediğine peygamberliği verir. Bu noktada o azizdir. Yani onun hükmünün karşısında durulmaz. لَا رَادَّ لِحُكْمِهِ Onun hükmüne karşı duracak yoktur. Geri çevirecek yoktur. Öte yandan o vehhaptır. Dilediğine dilediği şekilde lütufta bulunur, ihsanda bulunur. Allah-u Teala peygamberliği nasip ettiğinde de birisine böyle bir görevi tevdi ettiğinde elbette onun buna liyakatını bilir, ona göre verir. Allahu a'lemu haythu yec'alu risalete. Allah risalet görevini kime vereceğini en iyi bilendir. Em lehum mulkü's semavat vel ard ve ma beynehuma
Yoksa göklerin ve yerin ve bu ikisi arasında olanların mülkü, buralardaki saltanat, bunları idare etmek onlara mı ait, onların mı? فَلْيَرْتَقُوا فِي الْاَسْبَابِ Şayet öyleyse, bu gibi iddiaları varsa, arşa kadar yükselsinler ve alemi onlar idare etsinler. Tabi buna tehekküm deniliyor. İnceden inceye bir alay. Kendilerini idare eden aciz bir takım zavallılar, semavata yükselecek de alemi onlar idare edecek. Böyle bir şey elbette söz konusu değil. Kendilerine bunun bu manada söylenmiş olması, onların acizlerini çok net bir şekilde ortaya koymak ve ne kadar zavallı olduklarını gözleri önüne sermek içindir. Burada esbab, semavat anlamında, yani göklere yükselsinler, o manada da değerlendirilmiştir. Alemin bir takım sebepleri var. O sebepleri onlar ellerinde tutsun ve onlar dilediklerini peygamber yapsınlar. Varsa ellerinde böyle bir kudret, haydi yükselsinler. Ama böyle bir şey de söz konusu değil. Cündüm mâ hunâlike mehzûmun minel ahzâb. Onlar derme çatma, bir araya gelmiş bir ordu bozuntusudur. Burada cündüm mâ derken herhangi bir ordu, derme çatma, bir takım çapulculardan meydana gelmiş bir avuç insan. Yani bunlar Allah'ın o kahir kudreti karşısında, aziz, cebbar olan Allah'ın sonsuz kudreti karşısında ne yapabilirler? Ve bunların Allah'ın o iradesi karşısında ne gibi geçerliliği olur? Acizleri yine burada nazara veriliyor. Onlar bir avuç bir ordu ve hizmete mahkum olan bir ordu. Mehzum, hizmete uğrayacak olan bir ordu. Ve el-ahzab demek suretiyle de bir takım hiziplerden meydana geldiği, değişik gruplardan meydana geldiği ama hezimete maruz kalacakları ifade ediliyor. Bedir'de mağlup oldular. Ayet bir yönüyle oradan haber verir. Bir de Ahzab Savaşı diye meşhur olan Hendek Savaşı, oradan da haber verir. Ve Hendek'te onların mağlup olacaklarının evvelden Kur'an-ı Kerim'de adeta işari bir bildirilmesidir. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوْهُ وَعَادْ وَفِرْعَوْنْ ذُلْ اَوْتَادِ Onlardan önce Nuh kavmi, Ad ve kazıklar sahibi Firavun yalanlamışlardı. Yani ilk defa yalanlayan onlar değil, evvelinde de Allah'ın peygamberlerini, Allah'ın dinini yalanlayanlar olmuştu. Bu cümleden olmak üzere Nuh'un kavmi peygamberleriyle çok uğraştılar ama sonunda tufanda helak olup gittiler. Ad kavmi Hazreti Hud'la mücadeleleri oldu. Neticede helak edildiler. Ve Firavun, Hazreti Musa'yla mücadelesi oldu. O da suda boğulanlardan biri oldu. Firavun burada nazara verilirken, Zül Evtet, yani kazıklar sahibi, bir nevi böyle insanları kazıklara çaktırması, Osmanlı tarihinde kazıklı voyvoda diye Sırplarla alakalı bazı ifadelerde kullanılır. Bu manada Firavun'un da işkenceyle insanları kazıklara çaktırması veya haça germesi, artı işareti tarzında ellerinden, ayaklarından çivileyerek onları çarmıha germesi, buna dikkat çekiliyor. Bir de Zülevtet derken ehramlar sahibi, piramitler sahibi Firavun, bu manada yine nazara veriliyor. Ve Semud ve kavmu Lut ve ashabul Eyke, bunlar da yalanladılar. Semud kavmi, Hazreti Salih'in kavmi ve Lut kavmi, homoseksüel bir kavim ve ashabul Eyke, ölçüde tartıda noksanlık yapan Hazreti Şuayb'ın kavmi, bütün bunlar da yalanladılar. Ulaikel ahzab, işte bunlar önceki devirlerde hiziplerdi. Allah'a itiraz eden, Allah'ın tasarrufatına, icraatına itiraz eden, peygamberi kabul etmeyen bir takım hiziplerdi. İn küllün illa kezzeber rusul, bunların hepsi peygamberleri yalanladı. Fahakka igab ve benim cezam onlara hak oldu. Yani cezamı hak ettiler ve layık oldukları cezayı buldular. Burada onların hepsi peygamberleri yalanladı
Yani normalde her kavim kendine gelen peygamberi yalanlıyor. Çoğul olarak gelmesi, peygamberlik müessesesini yalanladılar. Yani hem kendilerine gelen peygamberi yalanladılar, hem de böyle bir şey yok, evvelinde de gelmedi, bize de gelmedi, bundan sonra da gelmeyecek. Bu manada peygamberleri yalanladılar. Ve netice itibariyle bunların her birisi layık olmuş olduğu cezayı buldu. Cenab-ı Hak bizleri peygamberin mesajına kulak veren ve o yolda istikametli bir şekilde giden bahtiyarlardan eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler diliyorum.